Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evvelin vel ahirin. Allahümme ekimna fehmen nebiyyin ve hifzal mürselin ve ilhame melaiketil mukarrabin. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin erbahı için, ulûm-i şer'i, dini celle İslam'ı elden ele, dilden dile bize kadar ulaştıran, bize kadar ulaşmasına vesile olan bil cümle ulema-i amilinin, evliya-i vasılinin, müfessirin, muhaddisin, müellifinin ve şurrah, muhşilerin ruhları için, ashab-ı hayratın ruhları için, bu meselelerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan ashab-ı hayratın da ruhları için, Allah rızası için El-Fatiha. İsmin tarifini yaparken İbn-i Hacib Hazretleri, El-İsmu mâ delle alâ ma'nen fî nefsihî. İsim nedir? Ma öyle bir kelimedir ki delle delalet etti ala manen bir manaya. Öyle mana ki fi nefsihi, o mana kelimenin nefsinde olucudur dedi. Şarih Abdurrahman el-Cami Hazretleri fi nefsihi zamirini ma delleye gönderdi. Ma da kelimeden ibarettir. O mana kelimenin nefsindedir. Halbuki Musannif İbn Hacib Hazretleri Mufassal'in şerhi izahta fi nefsihideki zamiri manaya gönderdi. Mana kendi nefsinde olacak. Mana kelimenin nefsinde olacak demedi. Seyyid-i Şerif Cürcani bir açıklama yaptı. Efendim ve bu açıklamaya da ve mahsuluhu diye izah etmeye başlamıştı. Şimdi neyi açıklıyordu? Ma delle ala mâne fi nefsihideki fi nefsi zamir manaya raci olduğu zaman durum nedir? Karşımıza ne çıkıyor? مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَا فِي نَفْسِهِ yani بِعْتِبَارِهِ فِي نَفْسِهِ بِعْتِبَارِهِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ o manayı haddi zatında, kendi nefsinde itibar ediyoruz. فِي نَفْسِهِ'deki bayağı itibar manası vermiş oluyoruz. Bunun mahsulünü şöyle bir mahsus misalle anlattı. Nasıl ki dışarıda bir mahsus vardır. Makul, kendi zatıyla kaimdir ve kendi zatında değerlendiriliyor. Diyelim ki bir ev vardır. Bu ev kıymeti şu kadardır diyorsun. Haddi zatında bu ev ev olarak kıymeti bu kadardır diyorsun. Bir de bu ev şu muhittedir, camiye yakındır veya denize nazırdır. Bu itibarla da bir farklı kıymeti olabiliyor. Nasıl ki bir mahsus kendi başına nazar itibarı alınabiliyor, bir de başkasıyla nazar itibarı alınabiliyorsa makuller de böyledir. Bir makul var ki nedir o? Müdrekün kasten, kasten müdrektir. Melhulun fî zâti, haddi zâtında düşünülüyor. Mahkumun aleyh olmaya, mahkum bih olmaya elverişlidir. Efendim, mesela başlamak manası, mana olarak düşündüğümüz zaman bunun karşılığı iptida kelimesi oluyor. Ama biz başlamayı seyir ile Basra arasında bir alet olarak düşündüğümüz zaman, Basra'dan mekan olarak başlayan seyri, seyir ile Basra arasında bir araç olarak düşündüğümüz zaman, o zaman buradaki başlamayı seyir ve basra olmadan düşünemiyoruz. Demek ki bir mutlak bir başlamak düşünmek vardır. Bir de seyir ile basra arasında alet olan bir başlamak vardır. İşte bu harf olmuş oluyor. Yani burada seyir ve basra zikredilmeden buradaki başlamak ne olamıyor? Düşünülemiyor. Peki sirtü minel basreti derken buradaki minin manası sirtüde midir? Veya basrada mıdır? Hayır, minin manası kendisindedir. Ama taakkul edilebilmesi, anlaşılabilmesi için bunların da zikrine ihtiyaç vardır şeklinde bir açıklama yapmıştı. Velhasıl, Cami Hazretleri bu mahsulün hasılını beyan ediyor. Velhasılü enne lefzal ibtidai. Bu mahsul Seyyid-i Şerif Cürcani'nin mahsulüydü değil mi? Yani onun izahını toparlamıştı. Mâ dekerhu ba'dul muhakkikîn. Buradaki bazı muhakkikten Seyyid-i Şerif Cürcani'yi kastetti. Şimdi bu da ne yapmış oluyor? Seyyid-i Şerif Cürcani'nin mahsulünü biraz daha bize anlatmaya çalışıyor. وَالْحَاصِلْ اَنَّ لَفْضَ الْاِبْتِدَاءِ İbtida lafzı mesela, bu bir misaldir. مَوْضُوعٌ لِمَعْنَنْ كُلِّيِّنْ Külli bir mana için vaz edilmiştir. İbtida külli bir mana için vaz edilmiştir. İbtida herhangi bir başlamak demektir arkadaşlar. İbtida ne için vaz edilmiştir? Efendim, hadesler içerisinde bir hades olan başlamak diye bizim Türkçe'de ifade ettiğimiz başlamakla iptida birisi Arapça, birisi Türkçedir. İkisi de lafızdır. Ama mana itibariyle başlamak dediğimiz zaman veya iptida dediğimiz zaman bir mana var ya, işte o külli mana için vaz edilmiştir.
Bu külli mana yemeye başlamak olur. Efendim derse başlamak olabilir. Herhangi bir başlamaktır yani. Biz mutlak olarak hadesler içerisinden bir hades olan başlamak, yemeklerden bir bir iş olan, işlerden bir hadeslerden bir hades olan yemek yemek mesela. Efendim yolda yürümek. Enne lafzal ibtida, ibtida lafzı mevzu'un li ma'nen külliyin. Efendim külli bir mana için vaz edilmiştir. Külli mana dediği nedir? İbtida'u şey imma, herhangi bir şeye başlamak. Başlamak iş. Ne? Orası bu kelimenin taalluk etti. Bu kelimenin taalluk ettiği şey değildir. Bu kelimenin taalluk ettiği mana nedir? Başlamak. Neye başlamak olduğunu anlatmak için söylersin ileride o kelimeyle, hangi kelimeyle ifade edersen neye başlamak olduğu anlaşılmış olur. Yani İbtida lafzı külli bir mana için vaz edilmiştir. Ve lafzate min lafzı ise mevzu'atun li kulli vahidin min cüz'iyyatihil mahsuseti. O külli olan ibtidanın cüz'iyatından her bir cüz'i için vaz edilmiştir. Yani minin ibtida manası külli değildir. Mutlak ibtida manası küllidir. Mininki onun cüz'iyatından bir cüz'idir. El mahsuseti hususi. El mutaakkaleti olacak, öyle mi? El mutaallikati mi? El mutaakkaleti. Bende matbaa hatası var. Min cüz'iyatil maksusati el mutaakkaleti, taakkul edilen min haythu enneha halatun li mutaallakatiha. Mutaallakati için hal olma haysiyetinden taakkul edilmiş. Yani sirtu minel basrati de min, efendim oradaki başlamak manası, onun mutaalleki olan seyr ile Basra arasındaki haleti taakkul etmek için gelmiştir. Min cüz'iyatil mahsusati, mesela seyr ile Basra arasındaki başlamak nedir? Mutlak başlamanın cüz'iyatından bir cüz'idir. El mutaakkaleti düşünülmüş. Ne açıdan düşünülmüş? Min haythu, bu şey düşünülmüş yani buradaki başlamak düşünülmüş. Min haythu enneha, bu hal. Halatun min haythu enneha, o cüz'iyat yani. Halatun, hallerdir. Li mutaallakatiha, mutaalleklerin halleri için. Yani seyrin halini, Basra'nın halini beyan eden bir cüz'iyattan bir cüz'idir. Yani sirtu minel basrati misali üzerinden gittiğimiz zaman buradaki min seyr ile Basra'nın durumunu beyan ediyor. Yani Basra yürümenin başlangıcı, yürüme işi de efendim başlangıç olarak Basra'dan başlamış. Ve alatun ve aletlerdir li taarrufi ahvaliha, hallerin anlaşılması için aletlerdir. Yani biz yürüme işinin Basra'dan başladığı anlaşılsın diye min zikredilmiş oldu. Ve zalikel ma'nel külliyyu, bu külli mana, hangi mana külli mana? Mutlak iftida. Bir de cüz'i iftida vardı. Mutlak iftidanın karşılığı iftida kelimesidir veya Türkçe'de başlamak diyoruz. Cüz'i iftida hangisidir? Basra'dan yürüdüm derken oradan anlaşılan başlamak manası cüz'iyattan bir cüz'idir. Ve zalikel ma'nel külliyyu, bu külli mana, yümkünü en yüteakkale kasten, kasten maksud olarak taakkul edilebilir. Yani işlerden yemek işini insan ne yapabilir? Taakkul edebilir. Yürümek işini taakkul edebilir. Başlamak işini taakkul edebilir. Bu hadeslerden bir hadestir. Külliyattan bir küllidir. Efendim bunu insan taakkul edebilir. Kasten taakkul edebilir. Aynı zamanda ve yümkünü en yüteakkale kasten ve yülahaza fi haddi zatihi. Bu da onun izahıdır. Ne demek yani? En yüteakkale kasten. Yani ve yülahaza fi haddi zatihi. Böyle olunca feyestekillu bil mefhumiyeti. O zaman iptidadan anlaşılmakta bu nedir? Müstakil olur. Bil mefhumiyeti, yani iptida dediğimiz zaman ondan başlamak manasının anlaşılmasında müstakildir. Madem ki bu kasten taakkul edilebiliyor, kasten taakkul edilebiliyor ve haddi zatında mülahaza edilebiliyorsa, o zaman feyestekillu bil mefhumiyeti, anlaşılmakta ne oluyor? Müstakil oluyor. Yani sirtü minel basrati de, sirtü zikredilmeden, Basra zikredilmeden min dediğimiz zaman iptida anlaşılır mı orada? Anlaşılmaz. Çünkü o cüz'i bir iptidadır, hususi bir iptidadır. Hususi iptida olduğuna göre sirtüye, Basra'ya ihtiyacı vardır. Ama mutlak iptida desek bundan anlaşılır mı? Maksud lizati olabiliyor, kendi nefsinde mülahaza edilebiliyor. O zaman sadece iptida desem, o mana anlaşılır mı, taakkul edilir mi? Anlaşılır. Sadece min desem, sirtü minel basratiden anlaşılan minin manası iptida anlaşılır mı? Anlaşılmaz. Min deyince sadece aklımıza ne gelir?
harf-i cerlerden birisi olan min gelir aklımıza. Doğru mu? Ve yasluhu en yekune mahkûmen aleyhi ve bihi. Madem ki melhuz fî zâti olabiliyor, mefhumiyette müstakil olabiliyor, mahkûmun aleyhi olmaya ve mahkûmun bih olmaya elverişlidir. Buraya kadar anlaşıldı mı arkadaşlar? Dumanlı yer kaldı mı? وَاَمَّا تِلْكَ الْجُزْئِيَاتُ O harflerin ifade ettiği cüz'iyata gelince. Mesela min nereye delalet ediyordu? Mutlak iptidaya değil, iptidanın hususi cüz'iyatından bir cüz'iye delalet ediyordu. Mesela Sirtümüler Basra'ta da seyir var, Basra işi var. Değil mi? Sirtümün İstanbul dersen, burada seyir var, İstanbul var. Dolayısıyla وَاَمَّا تِلْكَ الْجُزْئِيَاتُ فَلَا تَسْتَقِلُّ بِالْمَفْهُومِيَةِ Onlar mefhumiyette müstakil değillerdir. Yani o harfi cerlerden, diyelim ki minden anlaşılmakta müstakil değildir. Yani min dediğimiz zaman o seyir ile basra arasındaki iptida anlaşılmaz. Min dediğimiz zaman seyir ile basra arasındaki iptida anlaşılabilmesi için sirtu minel basrati demek lazım. Demek ki minin manası, o başlamak manası seyir ile basradan müstakil ve bağımsız değildir. Çünkü minin ifade ettiği başlamak manası mutlak iptida değildir. İptidanın cüz'iyatından bir cüz'i hususidir. Hususi olduğuna göre misalimizde nedir? Seyr ile Basra arasındaki durumdur. Doğru mu? O zaman sirtü minel basrati de sirtü desen bir şey anlaşılır. Basra desen anlaşılır. Ama sadece min desen ne olmaz? Bir şey anlaşılmaz. Minin ifade ettiği o cüz'i iptida anlaşılabilmesi için sirtü minel basrati demek lazımdır. وَلَا تَصْلُحُ اَنْ تَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهَا Mahkumun aleyh olmaya elverişli değildir. Ve biha ne mahkumun aleyh, yani müstakil olmayınca, anlaşılmakta müstakil olmayınca mahkumun aleyh olabilmek için arkadaşlar, mahkumun bih olabilmek için müstakil olması lazım. Yani anlaşılmakta müstakil olması lazım ki onu ne yapacaksın? Bir şeye isnat edeceksin, olacak müsned. Bir şeye ona isnat edeceksin, olacak müstedün iley. Ama kendisi himmete muhtaç bir dede. Nerede kaldı gayriye himmete de? Kendisi müstakil değildir. Ona kendisi bir yerlere yamadır. Buna nasıl başka bir şeyi isnat edeceksin veya bunu nasıl müstakillen bir başka şeye isnat edeceksin? İzlâ budde fî kulli vâhidin minhumâ. Çünkü mahkumun aleyh ve mahkumun bihten her birisinde labuttur. En yekûne melhûzan kasten. Maksud olarak melhuz olması lazım. Yani müstakil olması lazım. لِيُمْكِنَ اَنْ يُعْتَبَرَ النِّسْبَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ Onunla başkası arasında nispet muteber olması mümkün olsun diye. Yani ne yapacaksın? Bunu başka nispet dediğin iki şey arasında, iki müstakil bağımsız şey arasında yapılan münasebete nispet denir. Bu nispet isnattan biraz daha umumidir arkadaşlar. Yani nispet dediğin isnat da nispettir, taalluk da nispettir. Muzaf ile muzaf ile arasındaki münasebete de nispet denebilir. Şimdi mahkum ile mahkumun aleyh arasında isnadın gerçekleşebilmesi için her birisinin olması lazım, müstakil olması lazım, maksud ve melhuz olabilmesi lazım. Bel tilkel cüz'iyyatu. Dedi ki وَاَمَّا تِلْكَ الْجُزْئِيَاتُ فَلَا تَسْتَقِلُّ بِالْمَفْهُومِيَةِ Mefhumiyete müstakil değillerdir dedi. Bel tilkel cüz'iyyatu. Belki o cüz'iyat, mesela cüz'iyat dediği nedir? Başlamanın cüz'iyatından bir cüz'i. Doğru mu? Sirtü minel basratideki neydi? Onu mutlak başlamanın cüz'iyatından bir cüz'iydi. Bel tilkel cüz'iyat, o cüz'iyat la tuteakkalu, düşünülemez. Yani sirtü minel basratideki minin ifade ettiği başlamak manası düşünülemez. İlla bi zikri mutaallakatiha. Ancak seyr ile basra düşünülürse düşünülür veya zikredilirse düşünülür. Litekûne, niçin mutaallakları zikredilecek? Litekûne, olsun diye âlâtin litekûne, o cüz'iyat olsun diye âlâtin, aletler olsun, limulâhazati ehvâliha, o mutaalleklerin hallerini mülahaza için. Limulâhazati ehvâliha, mutaalleklerin hallerini mülahaza için. Yani başlamanın mekan olarak mubtede'u minhi basradır. Başlama işi de seyir işidir. Hal dediği budur yani. Seyir zû iptidadır. Basra nedir? Mubtede'u minh'dir. Kendisinden yürümeye başlanılmıştır. Yani sirtü minel basra'daki min olmasa seyrin başladığını nereden anlayacaktık? Basra'nın da seyirde başlangıç olduğunu nereden anlayacaktık? İşte min geldiği zaman seyrin ve basra'nın da halini ne yapmış oluyor?
beyan etmiş oluyor. Ve hâzâ, işte bu anlattığım, huvel murâdu bi kavlihim innel harfe kelimetün tedullu alâ ma'nen fî gayriha. Harf bir kelimedir ki başkasında bir manaya delalet eder. Sözünün manası budur. Şimdi arkadaşlar, harf bir kelimedir. Her kelimenin manası kendisindedir. Fiilin manası fiildedir. İsmin manası isimdedir. Harfin manası harftedir. Harfin manası başkasında değildir. Peki innel harfe kelimetün tedullu alâ ma'nen fî gayriha ne demek o zaman? Kendi nefsinde değil de fi gayriha bir manaya delalet eder. Yani o mana, mesela minin manası seyr ile basra zikredilmeden taakkul edilemiyor. Seyr ve basra zikredildikten sonra taakkul edilmiş oluyor. Ancak sirtü minel basratı zikrettiğimiz zaman, bu cümleyi kurduğumuz zaman seyrin manası seyirdedir, minin manası kendisindedir, basranın manası kendisindedir. Minin manası seyirde değildir, minin manası basrada değildir, minin manası kendisindedir. Sirtü de sirtünün manası var, min de minin manası var, basra da basranın manası var. Peki harf başkasında bir manaya delalet eder, ne demektir? Cüz'i bir mana olduğundan dolayı mütealekleri zikredilmeden onu taakkul etmek mümkün değildir. Bu açıdan böyle başkasında itibar edilmiştir, başkasında nazara itibara alınmıştır. Çünkü bunun ifade ettiği mutlak iptida değil, cüz'i iptidalardan bir iptidadır. Dolayısıyla cüz'i olduğuna göre o cüz'i zikredilmesi lazım. Hangi cüz'idir? İşte seyirdir, basradır, ikisi zikredilmesi lazım. Aynı şeyi minel basrati ilel küfeti de ila ile ilgili düşünebilirsiniz, değil mi? İla intiha manası ifade eder. Mutlak intiha, külli intihalar intihadır. Herhangi bir şeyi sonlandırmak demektir. Doğru mu? Ama ilanın ifade ettiği intiha nedir? İlanın ifade ettiği intiha, mutlak intihanın, külli olan intihanın cüz'iyatından hususi bir cüz'idir. Peki mutlak intihayı sonlandırmayı düşünebiliriz. Herhangi bir şeyi sonlandırmaktır. Peki ilanın ifade ettiği, o da sirtu ilel küfeti. O ilanın sirtüye, küfeye ihtiyacı vardır. Oradaki ilanın intiha manasını anlamak için, bak ilanın intiha manasını anlamak için sirtu ile küfeye ihtiyaç vardır. Sirtu ilel küfeti dediğimiz zaman, sirtünün manası kendisinden, küfenin manası kendisinden, ila ise efendim bu seyir işinin sonlandırılmasını, bak seyrin halini anlatıyor değil mi? Seyrin halini anlatıyor. Seyrin sonlandırılmasını, mekan olarak da sonlandırılan mekanın küfe olduğunu ifade etmiş oluyor. Demek ki min burada bir sonlandırma ifade ediyor. Sonlandırma ifade ederken iki şeyle alakası var. Bir, nerede sonlandırılmış, iki, ne sonlandırılmış. O ne sonlandırılmış, yürümek işi sonlandırılmış. Nerede sonlandırılmış, küfede sonlandırılmış. İşte o ne sonlandırılmış, nerede sonlandırılmış, o ikisine ihtiyaç var. Çünkü başka türlü o sonlandırma, hususi bir sonlandırmak olduğu için başka türlü bu anlaşılmaz. Başka türlü anlaşılmaz. Çünkü seyrin küfede sonlandırılmasını anlatmak için seyri zikretmeden, küfeyi zikretmeden nasıl anlayacağız bunu? Anlayamayız. Ama altını çizmek gereken şey nedir burada? Sirtü minel basrati de ilel küfeti de hem minin manası hem ilanın manası kendisindedir. Sirtü de değildir, Basra'da değildir, küfede değildir. Peki harf başkasında bir manaya delalet eder, ne demektir? Şu demektir. Harfin manası aslında harftedir. Ancak cüz'i bir mana olduğunda, hususi bir mana olduğundan dolayı mütealekleri zikredilmeden anlaşılmaz. Mütealekleri zikredilmeden anlaşılmaz. Yoksa bunların manası mütealeklerindedir demek değildir. Bunların ifade ettiği mana mütealeklerin bir halidir. Mütealekin hali olduğuna göre o mütealek zikredilmeden bu hal nasıl anlaşılacak? Anlaşılmaz. Öyleyse efendim el harfu kelimetün tedullu ala ma'nen fi gayriha, fi gayriha, fi gayril kelimet. Yani öyle bir kelimedir ki kendisinin dışında ala ma'nen bir mana, öyle mana ki o mana nerededir? Fi gayriha, başkasındadır. Peki zahirine baktığımız zaman aslında doğru değildir. O mana başkasında değildir. O mana kendisindedir. Peki hangi manada biz bunu, nasıl izah ediyoruz biz bunu? Diyoruz ki yani o mana başkasında nazarı itibari alınıyor. Yani harfin ifade ettiği mana cüz'i bir manadır, hususi bir manadır. Min'in ifade ettiği, min ve ila üzerinden gittiğimiz zaman min ile ilanın ifade ettiği iptida ve intiha hususi ve cüz'i bir iptida ve intihadır. Hususi olunca hangi o hususi mütealleklerin zikredilmesi lazım.
Yani min mutlak ibtidaya taalluk delalet etmez ve min ila mutlak intihaya delalet etmez. Min iptidalardan hususi ve cüz'i olan bir ibtidaya taalluk eder, delalet eder. İla da intihalardan hususi ve cüz'i olan bir intihaya delalet eder. Ve bunlar yani min ile ila mutaalleklerinin hallerini beyan ederler. Ne demek mutaalleklerin halini beyan eder? Başlamak varsa bir işe başlamak var, bir de mekandan başlamak var. O zaman min hem o işe hem de o Basra'ya ihtiyacı vardır. O başlama yerine ihtiyacı var. Ne yapacağız? Bir fiil zikredeceğiz. Sirtü diyeceğiz. İş olarak başlama, iş olarak seyir işidir. Başlamak. İş olarak seyir işidir. Mekan olarak da Basra'dır. Sirtü minel Basra'dır. Sirtü minel Basra'daki min ne yaptı? Hem seyrin halini hem de Basra'nın halini beyan etti. Doğru mu? Seyrin manasını beyan etmedi, seyrin halini beyan etti. Seyir iş olarak başlangıç yapılan iştir. Basra ile Basra ise başlangıç seyir işinin başladığı noktadır, mekandır. Bunu ifade etti. İla da inta olarak aynı şeyi ifade etmiş oluyor. Evet. Burası tamam mı arkadaşlar? Buraya kadar anlaşıldı mı? Şimdi buradan musannif bir başka noktaya gidecek arkadaşlar. Şimdi izahta İbn Hacib Mufassal'in şerhi izahta ne yapmış? مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَا ف۪ي نَفْسِه۪ي'deki zamiri manaya göndermiş. Aynı musannifin buradaki الْاِسْمُ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَا الْاِسْمُ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَا ف۪ي نَفْسِه۪ي'deki zamirini Cami Hazretleri kelimeye göndermiş. İbn-i Hacib'in Mufassal'in şerhi izahta مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَا ف۪ي نَفْسِه۪ي ف۪ي نَفْسِ الْمَعْنَا demesini Şeyh-i Şerif Cürcan'ın açıklamasını getirdi. Seyyid-i Şerif Cürcan'ın açıklaması biraz daha izaha ihtiyacı vardı diye ne yaptı? Bunun da hasılı diyerek açıkladı. Dolayısıyla buraya kadar yapılan açıklama el-ism ma delle ala ma'nen fi nefsihideki hi zamirini manaya gönderdiğimiz zaman ne anlaşılması lazım? Buraya kadar bunu anlamış oldu. Doğru mu? Şimdi bundan sonra anlamamız gereken nedir? Peki madem öyle El-ism madalle ala ma'nen fi nefsihi kelimeye gönderdiğimiz zaman durum nedir? O zaman ne mana anlaşılacak? Yani fi nefsihi'deki zamiri manaya gönderdiğimiz zaman mahsul ve hasıldaki durum karşımıza çıkıyor. Fi nefsihi'deki zamiri kelimeye gönderdiğimiz zaman karşımıza ne çıkacak? Yani mananın kelimenin nefsinde olmasıyla mananın kendi nefsinde olması arasında bir fark var mıdır? Eğer fark yoksa niye izahta Musannif bunu fi nefsihi'deki zamiri manaya gönderdiği halde sen burada bunu kelimeye gönderdin. Yani musannifin oradaki açıklamasına burada mübhem geçtiği, yani zamirin merciğini göndermediği yerde sen tersine, musannifin tersine bir açıklama yapmış oldun. Neden buna ihtiyaç vardı? Bu sorulara cevap vermiş olacak. Buradan sonrasını bir başka ders yaparız arkadaşlar. Bugünkü vaktimiz biraz dar. Bu kadarla iktifa ediyoruz. Velhamdülillahi evvelen ve ahiren.